Strain 100. Evet, bugün 36 dereceyle yine çok sıcak bir gün olacak. Ha, güneş kreminizi sürün. Johnson Tıp Merkezi'ndeki doktorlar bu sezon zatüre ve solunum yolu enfeksiyonlarında hızlı bir düşüş olduğu konusunda bilgilendirme yaptı. Geçen ay sona eren ilk aşı kampanyasından sonra insanlar grip benzeri semptomlar yaşadığını bildiriyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bu yeni türün sadece 3 günde bu kadar hızlı yayılması konusunda oldukça şaşkın. Bunu söylemek için çok erken. C100 virüsünün mü yoksa yeni bir şeyin mi sebep olduğunu anlamak zor. Yeni haberler. Virüs saldırıya geçti. Yayın az sonra sizin güvenliğiniz için kesilecek. Yayını bitiriyoruz. Aşağıdaki talimatları uygulamaya devam edin. Ülke genelinde acil durum odalarının doluluğu nedeniyle ordu sahra hastaneleri kurmak zorunda kaldı. Ama yine de soru şu ki bu durumla ilgili... Bekle, hadi. Dr. Campbell bekleyin. Doktor Campbell, lütfen bekleyin. Lütfen şimdi olmaz. Lütfen cevap verin. Ülkedeki en iyi bulaşıcı hastalık uzmanlarından biri olarak bir cevap istiyoruz. Lütfen, virüs havadan mı geçiyor? Maalesef şu anda hiçbir cevabım yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün, CDC ve diğer tüm şubelerinin bunu öncelik olarak alması dışında. Ve sizi temin ederim, milletimizin neyle karşı karşıya olduğunu anlamamıza çok yakınız şu anda. Temin ederim ki henüz oraya gelemedik ama... Bunu da diğer salgınlar gibi tedavi etmemiz gerekiyor. Sakin kalmalıyız ve acil olmadıkça lütfen dışarı çıkmayın. Tamam. Şaka mı yapıyorsunuz? Hayır. Bekleyin. Sakin mi olalım? Nasıl sakin olalım? Tek söyleyeceğiniz bu mu? Jesse, eğer bunu duyuyorsan biz bunu çözene kadar lütfen güvenli bir yere git. Ya hayır, lütfen beni dinlemelisin. Sadece dışarı çıkma. Asla dışarı çıkma ve annene güven, tamam mı? İnan. Söz veriyorum. Her şey yoluna girecek, söz. Ben her zaman senin yanındayım. Doktor, lütfen bir soru daha. Hayır. Virüs havadan mı yayılıyor? Bunun cevabını verebilir misiniz? Hayatlarımız tehlikede mi? Lütfen. Demek 100 dolar. Buraya geldiğine göre çok cesur olmalısın. Sadece 100 dolar mı? 1xBet'te daha fazlasını kazanabilirsiniz. Yeah! 12 saat önce. Benden bu kadar. Yatacağım. Ne? Ya, hayır, şu anda yatmayacaksın. Ormana gel dedin. Ortalıktan çekil, iyi vakit geçir. Şu anda telefonumu cidden özlüyorum. Harika vakit geçiriyoruz, öyle değil mi? Evet. Benim için bir yer ayır.
Daha iyiyim. Yaşıyor. Beni sonsuza kadar böyle tutabilirsin. Kesinlikle. Hey. Hey. Uyan hadi. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Jesse. Jesse. Aman Tanrım. İyi misin? Yardım et. Sakin ol. Sen. Aman Tanrım. Tamam, tamam. Kalk hadi. Üzgünüm, hadi kalk. Gitmemiz gerek, hadi kalk lütfen, hadi. Gitmeliyiz. Bir, iki. Sonra bu hisleri seni bulacak. Üç, dört. Dairenizde büyük kazançlar. Beş. 6. Hızlı ödemeler burada. Bir XBet bir bahis şirketidir. Neler oluyor? Hiçbir şey çalışmıyor. Ben çok üşüyorum. Donuyorum. Seni hastaneye götüreceğim. Tamam, sana yardım edeceğim. İyi olacağız. Tamam, tamam, tamam. Bastırmaya devam et, tamam. Evet. Evet, iyi olacaksın. Evet. Belli ki kuduz bir kaçık tarafından ısırılmadım. İyi olacaksın, söz veriyorum. Neden ben? Ölüyor muyum? Hayır. Hayır. Tabii ki de hayır. Ölmeyeceksin, iyi olacaksın. Çünkü ben ölüyorsam Sana şunu söylerdim. Erkek arkadaşınla yattım. Çok komiksin. Ben ciddiyim. Enerjini korumalısın. Senin yatağındaydı. Kes şunu. Şaka yaptığını biliyorum. Sadece bilmeni istedim. Ben üzgünüm.
Ben erkekler için arkadaşlarını satanlardanım. Sarah. 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 Sarah, uyan lütfen. Sarah. Sarah. Benzin istasyonu var Sarah. Sarah. Ben iyiyim. Hey, burada kal. Geri döneceğim. Merhaba. Kahretsin. Merhaba. Lanet olsun. Hey. Hey. Durun. Dur dedim. Dur. Hey. Durun lütfen. Durun. Hadi ama durun. Hadi ama lütfen. Jesse. Hey, iyi misin?
Tamam. Üç yeni mesajınız var. Can, telefonu aç. Neredesin? Bütün gece buradaydım. Gitmene izin vermiyorlar. Karantina hakkında bir şeyler söylüyorlar. Mesajımı alır almaz beni arar mısın? Seni seviyorum. Sonraki mesaj. Can, eğer oradaysan açar mısın? Peki. Geç saatlere kadar çalışmam gerekiyor. İkinci vardiyadaki çoğu kişi gelmedi ve kabul edilmeyi bekleyen bir sürü hasta var. Bu inanılmaz. Sanırım bir şeyler dönüyor. Üzgünüm tatlım. En kısa zamanda evde olacağım. Seni seviyorum. Rachel'a benim için öpücük ver. Sonraki mesaj. Bir şeyler gerçekten yanlış. Rachel'i oradan uzaklaştır. Onu anneme götür. Seninle buluşacağım. Şu an yeni mesajınız yok. Merhaba. Tüm gece oradaydım, gitmedi. Kimsin? Ben Emma. O kayınbiraderimdi. Kız kardeşimi ve yeğenimi arıyordum. Bu onların evi. Sen kimsin? Jesse. Kasabadaki herkesi tanıyorum ve sen... Eve gitmeye çalışıyorum. Bir arabaya ihtiyacım var. Yardım mı gönderiyorlar? Kim? Onlar, hükümet, bilmiyorum, FEMA, milisler her zaman yardım gönderirler. Bilmiyorum, bilmiyorum. O zamandan beri gördüğüm ilk kişi sensin. Yani her yerde mi? Şehir dışında. Bulunduğum her yer. Tanrım. Benimle gel. Lokantaya döneceğiz. Orada bu yeni garip olayı bekleyen bir grubumuz var. Bilirsin, sayıların gücü. Duşa ihtiyacın olacak. Kanla kaplısın. Lanet olsun. Hey acele et. Evet. Sen iyi misin? Sadece yüzümü yıkıyordum.
Yaranı göster. Ne? Bu nasıl oldu? Kaza geçirdim. Saçmalık, bunlar diş izi. Ne zaman oldu? Dün. Yalan söyleme. Tanrı'ya yemin ederim öyle. Neden dönüşmedin? Bilmiyorum. Diş etlerini göster. Ateşle başlar, sonra diş etlerin kanar. Gözlerinde de bir şey yok. Niye onlar gibi değilsin? Bilmiyorum. Annem her zaman şampiyon genlerim olduğunu söylerdi. Hayır. Ben de olmadım. Lokantadaki herkes gibi. Isırıldınsa neden hasta değilsin? Bilmiyorum. Annem o bir bilim insanı ve ben küçükken her zaman bana iğne yapıyordu. Belki bununla bir ilgisi vardır. Gerçekten bilmiyorum. Isırıldın ve hasta değilsen o zaman bunu birinin bilmesi lazım. Annene götürebilirim seni. Lokantanın arkasında bir araba var. Aşçının arabası ama artık o onlardan biri olduğu için kullanmayacak. Seni bir şartla yanımda götürürüm. Kimseye ısırıldığını söylemeyeceksin. Bilirlerse delirirler. Tamam. Büyük kahve, 3 şeker. Ne? Onu tanıyorum. Her pazartesi sabahı lokantaya geliyor. O şeyler saldırmaya başladığında lokantada en kötüsünü bekliyorlar. Ertesi sabah kasabada sadece birkaç kişi kaldı. Bu ne kadar sürdü? 1 hafta. En fazla 3 gün. 1 hafta mı? Evet, uzun sürmedi. Sokağa arkadan çıkış var. Hazır başla. Şimdi hareket etmeliyiz. Hadi. Orada. Ne yapmak istiyoruz? Onlar alkol öldürseye dövecek misin? İstediğimde kapıya koşacağız. Anladın mı? Şimdi. Bir iki. Bir iki. Hadi, hadi, hadi. Sen de kimsin? Sakin Ray. Sorun yok, hayatımı kurtardı. Sorun yok mu? Bayan Tank neredeyse o canavarların buraya girmesine izin veriyordu. Kesinlikle sorun yokmuş gibi değil. Kesinlikle. Emma, yeni kural.
Roy söylemedikçe kimse çıkış kapılarından geçemez, anladın mı? Onu görmezden gel. Senin için söylemesi kolay. Görmezden mi geleyim? Benim yerim, benim partim. Beğenmiyorsan başka bir karavan bul. Uzun süre kalmayı planlamıyorum. Silah için üzerine ara. Herkesin hemen ana odada kalmasını istiyorum. Şimdi. Herkes bu Jesse. Jesse bunlar herkes. Harika. Beslenecek başka bir ağız da. İyi görünüyor Roy. Dişlerini köpeğimize sokan o kaltağı hatırla, tamam mı? Yoksa artık bunu unutalım tatlım, tamam mı? Hastalığın bir belirtisini gösterirsen, oracıkta hemen canını okurum, anladın mı? Evet. Beni duydun mu? Fazla dramatik olma tatlım. Sorun yok Roy. Lanet çeneni kapa Emma. Burası Roy'un adası, anlaşıldı mı? Kuralları Roy koyar ve tek kural ne dersem onu yapmaktır, anlaşıldı mı? Rahatlayın Bay Tamer, Grace'i korkutuyorsunuz. Buraya kadar dayandı, büyük başarı. Roy'un birinize bile izin vermesine gerek yoktu. Bedavacılar burada kalıyor. Bunu unutmayın. Kendinden bahsederken üçüncü şahıs mı kullanıyor? Evet, bunu çok yapar. Dostum, bir kez daha acıtmayacak. Roy'un yemeği ve oksijeni bitince canını yakacak dostum. Ona biraz saltines vereceğim. Her lanet dakikada giden bir salak. Depoyu tekrar kontrol edeceğim. Yerinde olmayan bir kutu bulursam eğer, ikinizi kurtlara atarım, anladınız mı beni? Onu aldırma. Bütün bunlar onu her zamankinden daha sertleştirdi. Umarım seni korkutmadılar. Ben Martha. Bu da kocam Fred. Bana herkes kırmızı der. Selam. Jesse kolayca korkmaz. Bu kadar. Uzun yaşadın. Hemen hemen her şeyi gördün. Ama şu an dışarıda olanlar benim için yeni. Pekala. Bu kadar uzağa yanında bir adam olmadan mı gittin? Evet. Bu etkileyici. Saygısızlık etmek istemiyor. O eski kafalı. Bir tarzı var. Eski kafa. Sorun değil. Gördüğüm kadarıyla sen de yanına biraz yardım aldın. Burada mahsur kaldınız ve sadece bekliyor musunuz? Yani hepsi bu mu? Ne yapmamızı istiyorsun ki? Demek istediğim en azından kimse bizi bu bok çukurunda aramıyor. Fred'le bir yere gidemeyecek kadar yaşlıyız. Jesse ile biraz yardım alacağız. Ama bir yere gitmek çok tehlikeli. Eve gitmeliyim. Seni bekleyen birisi mi var? Umarım. Annem. Evet, yalnız giderken bol şans. Demek istediğim oraya gidip bizi öldürteceksin. Hey, orada paramparça olmaktansa burada açlıktan ölmeyi tercih ederim. Özür dilerim evlat. Hatamı kabul ediyorum. Ne diyorsun Grace? Teşekkürler. İyi miyiz? Sen Mark'ın kız kardeşi olmalısın. Kardeşin gerçekten cesur. Hep benimle ilgileniyor. Annem de aynı şekilde. Atlanta'ya buradan gitmenin en hızlı yolunu bilen var mı? Batı otoyolunu kullan. Yaklaşık 90 kilometre gidersen yakınlarında olursun. Peki ailen nerede? Bilmiyorum. Birkaç gün önce bir eyalet parkında buldum. Dinleniyorduk. Buralardan değiliz. Amcam en azından hayatta kalmayı seven bir kaçıktı. Tüm bunlar olmaya başlayana kadar onu deli sanıyordum. Onu son kez gördüğümde 8 ya da 9 yaşındaydım. Grace onunla hiç tanışmadı. Rose şehrinin hemen dışında bir çiftliği var. Buraya geldiğimizde oraya doğru gidiyorduk. Pekala Bayan Tank. İzin ver senin için kuralları koyayım.
1. Ne zaman susacağına ben karar veririm. 2. Ne zaman acıkacağına ben karar veririm. Beni anladın mı? Arkadaş edinmek istemiyor musun? Dışarısı soğuk, zor bir dünya. Evet, öyle. Arkadaş edinmek için para veriyor. Burada gördüğün yaşlı Fred, dün gece fazladan bir şişe suyu kaçıracağını fark etmeyeceğimiz sandı. Değil mi Red? Bunu yapan işemeye bile mecali olmayan yaşlı bir adam. Ne gereği vardı babalık? Sen şeytansın. Sen de çok konuşuyorsun. Ağzın da göbeğin kadar büyük ve bok dolu. Adil olmaktan çok daha fazlasını yaptım. Roy sadece herkese bakıyor, yani bizi koruyor. Gördün mü? Tatlı kaltak gelip ortaya çıkıyor. Ve birden isyan mı başlıyor? Hepiniz Roy'un misafirperverliğinin tadını çıkarmaya devam etmek istiyorsanız anlaşmamız gerekiyor. Bir daha ondan bir şey almaktansa ölürüm. Başladık mı? Canlı yayında mıyız? Tamam, tamam, güzel. İyi. Dinleyin, ne kadar uzun süre yayın yapabileceğiz bilmiyorum. Belki de bu sonuncu olabilir. Az önce hastalığı C100 grip aşısının direkt bir sonucu olduğunu öğrendik. Ve görünüşe göre bu korkunç sonuçlarla milyonlarca insanı aşılamak için kullanılan ölü bir virüsün bir çeşit mutasyonu. Aşılamadan sonra semptomların ortaya çıktığı ana kadar olan gestasyon süresi bir hafta ve 24 saatten az bir süre arasındadır. Aşıyı yaptırdıysanız virüsünüz var demektir. Bunu tekrarlamam gerek. Grip aşısı olduysanız tekrarlanmaya enfeksiyon kaptınız değer olan demektir. Şey şu. Hükümet sürekli bir şeyleri mahvediyor. Aynı şeyi farklı şekillerde yapmaya çalışıyorlar. Bana bak. Senin olmayan şeylerle uğraşma. Duydun mu? Kendim adına saldır. Dostum, şu an saldırmak istediğim tek şey bu. Bana sorarsan bunun olacağını biliyordum dostum. Demek istediğim tsunamiler, tüm dünyada depremler, kıtlık, kuraklık... Bunun daha önce olmamasına şaşırdım. Dünyanın sonunu göreceğimi hiç düşünmezdim. Söylesene, dünya parçalanmıyor muydu? Parçalanıyorduk. İçeriden. Bu şekilde konuşma. Eminim başkan bir şeyler yapıyordur. Eminim. Virüs onu da yakalamadığı sürece. Neye bakıyorsun sen? İnsülin. Roy şeker hastası. Kapa çeneni Lucy. Bana olabildiğince hızlı pasta yap. Okşa, del, B ile işaretle. Bir bebek ve benim için fırına koy. Anlamını biliyor musun? Hayır. Okşa, del ve B ile işaretle. Şimdi eski günlerde fırıncı kasabadaki tüm insanlar için ekmek pişirirdi. Ve ekmeğin üstünü kürdanla ailedekilerin soyadının ilk harfiyle işaretlerdi. Almaya gelenler ne olduğunu anlardı. Fırın sanki ortak fırın gibiydi. Ortak ne demek? Ortak demek burada... Burada lokantada yaptığımız şeye benziyor. Burada birlikte yaşıyoruz. Elden geldikçe birbirimize bakıyoruz. Değil mi? İyi misin? Evet. Annemi özlememe neden oluyor. Öyle mi? Ondan bahset. Zeki ve oldukça da başarılı bir insandır. Bir ilaç şirketinde kariyeri var. Yani orada çok başarılı. O benim hemen hemen tam tersim. Mütevazılık yapıyorsun. Belki ne olduğuna dair bir fikri vardır. Bilmiyorum. Sadece ona geri dönmek istiyorum. Arabanın anahtarlarına ihtiyacım var. Sanırım Roy'du.
Ne oldu? Bu da neydi? Hiçbir şey, endişelenme. Arkaya gidip jeneratörü kontrol etmeliyiz. O şeyler yine çarpmış olmalı. Sabah tatlım, o zaman yaparsın. Arkadaki et ve insülinim için burayı serin tutmamız gerekiyor. Televizyonu açalım mı? Belki haberler geri gelirse diye. Ben yokken benden çalan birisi olursa, buna protezin dahil, sizi mahvederim pislikler. Anlaşıldı mı? Hadi evlat, beni korumalısın. Sen de Brandon. Ben gelirim. Ne? Gelirim dedim. Kız kardeşinle kal. Pekala. Evlat, git bebek bakıcılığı yap. Bayan Tank baba iyi olacak. Geri dönecek. Endişelenme. Kahretsin. Neredeler? Bilmiyorum. Belki Roy'un kokusu onları korkutmuştur. Kapa çeneni. Hadi. Çöpü çıkardıkları tek sefer. Biliyor musunuz Bayan Tank? Cesaretinizi beğendim. Neden diğer herkesle uğraşıyorum bilmiyorum bile. Sanki onlara bir şeyler borçlu olduğumu düşünüyorlar. Bana kalırsa eğer... Emma artık benim için çalışmıyor bile. Evet. Ve müşteri her zaman haklıdır sözünün de artık geçerli olduğunu pek düşünmüyorum. Ve bu söz geçersiz kalırsa... O yaşlı şerefsizin çok uzun bir süre yaşayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hadi ama dostum. Hey, acele edip şu şeyi düzeltebilir misin? İçeri dönmeliyiz. Ne yaptığını biliyor musun? Bu jeneratörü kendim kurdum senin mızmız kalçak. Duydun mu? Her neyse. Beni götürdüğün için minnettarım. Gördün mü? İşte istediğim tüm şey bu. Evet bu. Birazcık saygı. Hepsi bu. Ve belki biraz da teşekkür ederim. Hadi ama kahretsin. Müşteriyle temas yok, sürtük. Roy. Lucy. Umarım ölmüştür. Kahretsin Fred. ...12 numaralı bahis kazandı. Evet. Hadi. Bizi de yanına al. Ne? Hayır, yapamam. Amcamın eve gittiğin yolun üzerinde. Roy çok onda haklı değildi. Ama birlikte kalma konusunda haklıydı. Biz de burada birlikte kalıyoruz zaten. Ve burada yolda olacağınızdan daha güvendesiniz. Hey, ben de gelmek istiyorum. Demek istediğim, eğer bu şey henüz seni ele geçirmemişse... ...belki de onu durduracak şey sensindir. Roy çok şanslıydı. Gelmek istiyorsanız gidiyoruz, hadi. Biraz da erzak alın, ona ihtiyacım olmayacak. Gelmek istersen bizimle gel. Roy'suz buna değmez. Devam edin. Dünyayı kurtar. Kurtarılacak bir dünya kaldıysa. Gidebiliyorken hemen gidin.
Biz Lucy ile bunu bitene kadar bekleyeceğiz. Martha kendisini hasta hissederek uyandı. Jerky iyi oturmadı. Teşekkür ederim Red. Martha, daha iyi hissedeceksin, tamam mı? Bunu nasıl kullanacağını biliyor musun? Çakmaklı tüfekle öğrenmiş olabilirim ama idare ederim. Pekala, hadi beyler. Hadi. Ah, hayır. Kaç mermi var? Bilmiyor musun? 2. Atlanta şarkısı benim için iyi. Biraz belki irmik, yeşillik falan yakalar. Sen? Ya, tanıdığım herkes öldü ya da enfekte oldu yani. Herkes enfekte olduğunu söyleyip duruyor. Demek istediğim işler böyle başlıyor. Demek istediğim ısırılırsın, ölürsün ve ısırırsın, nokta. Harika kız Jesse değilsen tabii. Onun dışında beynini dağıtmalısın dostum. Doğru değil mi Marky Mark? Sen dostum iyi niyetli bir adamsın, evet. Dostum, içeri girmek isteyen zombilere neler yaptığını gördüm. Isırıldıktan sonra ölürsen ruhun alınır. Öyle değil mi? Vücut sadece bir kabuktan ibarettir. Hayır. Vücudun bir virüs yayma makinesi olur dostum, anlıyor musun? Ruhunun bununla hiçbir ilgisi yok. Ruhları yaratan ne tür bir tanrı böyle korkunç bir şeyin olmasına izin verir ki ha? Belki onu kızdırdık. Tanrı'ya inanmıyorum. Bilim insanlarına inanıyorum. Karıştıracakları bir şey kalmayınca kafa karıştıran bilim insanları. Tanrın varsa her şeye sahipsindir. O olmadan hiçbir şeyimiz yoktur. Evet. Şimdi elimizde ne var peki Marka? Söyle. Her şey gitti kardeşim. Her şeyim var. Yani gidecek bir yerin yok mu? Ailen yok mu? Kimse bana sahip çıkmıyor. Ben bir piçin çocuğuyum. Babam ben onu tanımadan annemi terk etti. Ve bu yüzden annem çok kızgın. Bana bakmayı bile sevmiyor. Çünkü ben piçin biriyim. Üzüldüm. Üzülmene gerek yok. Hey, kartlar bu şekilde dağıtıldı. Ne yaparsın ki? Biraz bile almamız gerekiyor. Tamamdır. Hey, Mark dostum, malzeme araması yapmalıyız kardeşim. Ya da viski araması. Bu Megan. Kim? Kız kardeşim. Megan. Meg, ne oldu sana? Hadi cevap ver. Neredeyse başarmıştık. Beni korkutuyorsun. Bu ne demek? Megan. Bu ne anlama geliyor?
John Richard aldı, yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Megan. Megan. Dur Megan. Ya ya, hayır hayır, bekle. Aç kafayı, bekle. Gitmemiz gerek. Hadi hadi hadi. Emma, tüm bunların bitiş şekli için çok üzgünüm gerçekten. Bütün bunlar yaşayan, nefes alan bir kabus. Hadi çalıştır şunu. Sen iyi misin? Bana yeğenimi hatırlatıyorsun. O da bir çocuktu ve çok tatlıydı. Emma, arabaya bin. Çocuklarım olsaydı ikiniz gibi olmasını isterdim. Emma hadi arabaya bin. Emma geri dön. Emma lanet olsun. Emma buraya gel. Emma. Ah kahretsin, buraya çalış gel Emma. Çalış artık. Soğuk bira, şarap, likör, pizza, ATM, bahis. Arabada kal. Brandon, Brandon. Hadi. Brandon, hadi. Hadi Brandon. Kahretsin. Gidin, kurtarın kendinizi. Hayır Brandon, hayır. Gitmeniz gerek, kurtarın kendinizi. Brandon, git arabaya bin. Hadi orospu çocukları, hepsi bu mu? Hadi bakalım, hadi. Ne yapıyorsun? Tanrı benim kurtarıcım ve ışığımdır. Üzgünüm. Bu tür şeylere inandığını biliyorum ama... Belki de Brandon haklıdır. Nasıl bir tanrı bunun olmasına izin verir? Sarah, Emma, Brandon hangisi? Mantıklı olduğunu söylemedim, değil mi? Emma ve Brandon benim de arkadaşımdı. Tek bildiğim, her şeyin bir nedeni var. Dünyanın çaresizliği hakkında Tanrı ile konuşmak için döndüm. Ama işin daha da kötüsü, Tanrı'nın orada olmadığını anladım. Ne bu?
Annemin babam öldüğünde söylediği bir şey. Belki haklıydı. Üzgünüm Grace. Amcamın yeri bu yolun hemen yukarısında olmalı. Tamam Grace, hadi. Koşun, koşun bu taraftan, hadi. Koşun. Grace, hızlı yürürsen iyi olur, tamam mı? Bu kadarı yeterli. Sen gidebilirsin. Onu bırakmıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsin. Benim nöbetimde yeterince insan öldü. Sizinle geliyorum. Çocuklar koşun. Tamam, tamam yürü. Hadi. Tamam, sorun yok, sorun yok. İşte buraya, hadi, hadi. Çabuk, çabuk. Benim için Grace'e bak. Hadi gidelim siz lanet olası pislikler. Hadi gelin beni takip edin. Hadi, buraya. Siz iyi misiniz? Isırıldınız mı? Susadınız mı? Hey. Abin gerçekten çok becerikli, biliyor musun? Evet öyle. Sana dönmenin bir yolunu bulacak. Seni bırakmayacak, söz veriyorum. Ben korkuyorum. Biliyor musun? Ben de. Sıcaklar. Jeneratör için benzin dolduruyordum ama hala lezzetliler. Evet, deneyin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Clayton. Ben Jesse. Ve bunun kim olduğunu biliyor olmalısınız. Grace, Marco'nun abisi. Tabii ki, evet. Amcan. Ben amca. Sanırım biraz uyumalısın. Gidebilir miyim? Elbette. Benim evim. Senin evin. Eğer açsan
Mutfakta biraz konserve ton balığı var. Fıstık ezmesi de var. Konserve ton balığı ve fıstık ezmesi, dilenciler seçici olamaz. Yani burada yalnız mı yaşıyorsun? Şimdiye kadar. Herkesi kaybettim. Bakın, benim evimde saklanabilirsiniz. Haftalarca yetecek yiyecek ve su stoğum var. Ama isterseniz ikiniz de istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Evet, isterseniz. Baba, yine birisi o kamyonda. Hayır, aman tanrım. Hayır, hadi çalış, hadi çalış, hadi. Hadi. Mark ve Grace kalmayı planlıyor. Elbette. Ailenin ailesi. Beni içeri aldığın için teşekkürler. Mark, kıyamet bekleyenlerden olduğunu söylüyor. Öyle mi demiş? Kabul ediyorum. Onu gizlice görmeyi umuyorum. Umuyor muydun? Yani bunu istedin mi gerçekten? Geliyordu. Bebek katilleri, trans dövüşçüler ve her şey. Bunu tam olarak hayal edemezdim ama Tanrı gizemli yollarda çalışıyor. Hayatımda biraz daha az gizem olsa çok iyi olurdu. Gelmeye devam edecekler. Her gün daha da fazlası. Bu sadece an meselesi. Abisi için endişeleniyor, hepsi bu. Bunlar küçük çocuklar için zor zamanlar. Jesse, dünya etrafımızda dağılıyor. Kendi iyiliğimiz için çok şey biliyorduk. İşte, burada sonuçlarını ödüyoruz. Hazır mısın? Niçin? Kutsama için. Haklı ol oğlum, öldürme vuruşun nerede? Ver Batman nişancasın. Silahı kardeşine ver. Hadi o arabayı almalıyız, hadi. Bunu yapmayı istemezsin.
bunları tutabilir misin acaba? Onları bana birer birer ver. Bu tam şuraya gidiyor. Benim arkadaşımdı. Ahırın dışındaki karavanda kalmama izin verirdi. Projelerinin çoğunda ona yardım ettim. Ve sonra oradaki iblisler onu ısırdı. Al. Al şunu. Beni indirmek zorunda kaldım. Aslında onun yerini almamın sakıncası olduğunu pek sanmıyorum. Doğru? Ve biliyorsun, etrafta birisinin olması çok güzel bir his. Jesse, sen buraya tam zamanında geldin, tam zamanında. Benim vizyonunu görebilmek için. Ben ve benim hazırlanmamız yıllarımızı aldı. Hayır, onlarca yılımızı aldı. Onlarca yıl. Dinle. Acele et Grace. Dur, en iyi kısmı kaçıracaksın. O çılgın hiç senin amcan değil, tamam mı? İyi misin? Hayır. Sadece bir kurşun. Grace'e göz kulak olacağına söz veriyor musun? Mark. Biliyorum. Bu şartlar altında bu oldukça zor bir söz. Ama dünyayı onun için daha iyi bir yer yapmaya çalış lütfen. Olur mu? Bu zor bir görev. Bunu yapabileceğini biliyorum. Beceriklisin. Mark. Seni seviyorum. Ben de seni. Lütfen beni bırakma. Mark, yo. Mark. Mark. Ben susadım. Bize biraz su bulacağım. İnsanlar cennette susarlar mı? Hayır. Cennette gazoz var mı? İstediğin kadar. Karın ağrısı da yok. Mark, cennete gidecek mi? Tabii ki. Canavarlar cennette olacak mı? Hayır, sadece Mark gibi iyi insanlar olacak. Jesse? Ah Tanrım, susar mısın artık? Her şeyi bilmiyorum, tamam mı? Bilmiyorum.
Canavarlar orada. Arkama geç ve yürü. Grace değil. Daha fazlası var. Bu bizim trollerimizden birisine benziyor. Umarım bu insanlardan hiçbirisi bizim abonemiz değildir. Siz genç bayanlar burada ne yapıyorsunuz? Ortalığı karıştırdık ama güzel bir bahçe süsü olacaklar. Benim adım Hickok 45. Ben Jesse ve bu Grace. Selam. Bu biraz tuhaf değil mi? Kanalımın adı, YouTube adı. Videolarımı gördünüz değil mi? Hayır. Ben de öyle düşündüm. Bu başka bir dünyada, başka bir zamandı. Neden beni takip etmiyorsunuz? Dünyanın sonunda her şey göz önüne alındığında, bir adamın ihtiyacı olan tek şey iyi bir pro, bir fincan kahve ve cephaneliktir. Bir silah cephaneliği iyidir. Kaç tane var? Jesse, bence bu 1911'i gerçekten seveceksin. Tatlı, küçük bir tetiği var. Denemek ister misin? Hedeflerinden birini bul. Tamam, fena değil. Sol elini buraya getirirsen daha rahat olacak. Altından tutmak yerine daha rahat bir tutuş şekli. Tamam. Sadece şuraya getir. Evet, bunu beğendim. Biraz daha fazla destek. Tamam, dene. Acele etme. Aferin. Biraz büyük değil mi? Ama güzel ateş ediyor. Evet. Çok güzel. Sana bunu göstereyim. Ve bence bunun tutuşunu seveceksin. Eğer yanılmıyorsan biraz daha iyi. Çünkü bu bence eline biraz daha iyi oturacak. Dene bakalım, bir dene hadi. Bu iyi. İyi hissettiriyor mu? Evet, iyi. Evet, öyle değil. Bunun hoşuna gideceğini düşündüm. Bunu sana vermek istiyorum, tamam mı? Bunu yanına al ve eğer yanına alırsan bu çantada mermilerim ve fişeklerim ve tabanca var. Sana hangisi lazım olursa, tamam mı? Umarım bu bize yardımcı olur. Çok teşekkür ederim. O neydi? O benim yeğenim. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Gubi tuzağı mı kuruyorsunuz? Ganimet tuzakları mı kuruyorsunuz? Ben öyle dedim, Gubi tuzağı. Çok komik. Bu Jesse. O iyi birisi. Middle Creek'ten beri bir çocukla ilgileniyormuş. Erkek mi kız mı? Kız. Adı Grace. Nerede? O verandada takılıyor. Bir arabaya ihtiyaçları var. Fazladan bir araban yok değil mi? Arabanın için fazla değil mi? Buraya kadar geldi, bununla başarabilir. İyi olacaksın, merak etme. Gidip Grace'i almalıyım. Grace. Virüsü kaptı. Ne? Hayır. Hayır. Isırılmadı. Ben anlayamıyorum. O küçücük. Kaptığına göre bu uzun sürmeyecek. Yapman gerek. Hayır. Hayır. Başka seçenek yok. Bunlardan birine mi dönmesini istiyorsun? Ben yaparım. Sen gideceğin yere git. O benim sorumluluğumda. Abisine ona bakacağıma söz verdim. Thank you.
Yaşayacağını düşünüyor musun? Kim yaşıyor ki? İşte bu komik. Şimdi ne yapacağız? Bir şeyleri havaya uçururuz. Ateş ederiz. Sende kaç tane var? Muhtemelen 30-35 falan. Sence kaç tanesini halledersin? 30-35. Ama tüfeğim yok. Tüfek yok. Evet öyle, tamam. Tamam. Hadi, hadi başla bakalım. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet. Hazır. Ateş. Bak şu. Ben pompalıya geçiyorum. Şuna bak şimdi, hadi. Berbatsın. Bu korkunçtu. Tanrım. Grace. Üzgünüm. Hayır. Atlanta, 48. Kahretsin.
Ateş etme. Kimsin sen? Neden buradasın? Doktor Campbell'ı arıyorum. Doktor Janet Campbell. Dur bir dakika. Ben seni tanıdım. Jesse. Bunu izliyorsan işlerin artık ne kadar kötüleştiğini biliyorsundur. Burada bulunan herkes ya kaçtı ya da enfeksiyon kaptı. Ben ve güvenlik görevlisi hariç. Ama tatlım, kendimi pek iyi hissetmiyorum. Asla senin kadar güçlü olmadım. Birçok farklı virüse maruz kalmana rağmen hayatım boyunca hastalanmadım bir kez bile. Bu yüzden başardığını ve şimdi bunu izlediğine inanıyorum ben. Sahip olduğum tek şey güvende olduğuna dair umut. Hepsi benim hatamdı. İşe yarayacağını düşündük. Biz virüsün kontrolden çıkacağını, mutasyona uğrayacağını ve gelişeceğini. Bilmiyorduk. Kalan tüm aşıları yok ettim. Ve orijinal virüsü içeren bir kutuyu Tori'ye verdim. Güvenlik görevlisi. Onu antikorlarım ve virüsün nereye götüreceğini biliyor. Bunu nasıl durduracaklarını bilecekler. Her zaman çok güçlü oldun. Eğer bir umut varsa bu sensin. İnsanların bunu bilmesi gerekiyor. Bir laboratuvar daha var. Washington DC'de. Arabamın işi bitti. Buralarda zırhlı tankınız olduğunu sanmıyorum. Öyle daha değil mi? Daha iyi bir şeyim var. Bunlar canımı sıkıyorlar. Nihayet Temmuz 2021'de doktorlar Jesse'nin kanının nadir bir antikor ürettiğini keşfetti. Bilim adamları başlangıçta düşman hava modellerini manipüle etmek için kullanılan gizli bir hükümet silahı olan CZ-311'e yerleştirdi. Yıkıcı bir ajan olarak geliştirilen şey aşıyı dünya çapında dağıtmak için mükemmel bir metot haline geldi. Asla umudunuzu kaybetmeyin.